Binci'nin odası burası mıydı? Evet. Siz kimsiniz? Amcası. Birlikte Almanya'ya döneceğiz. Yalnız tedavisi devam ediyor. Onu hemen götüremezsiniz. Benim gördüğüm kadarıyla durumu iyi. Gerekirse yanına hemşire tutarız. Uzun bir tedavi süreci. Eğer ciddiye almazsak... Jale benim yeğenim. Selim Bey. Bir kere Jale değil, İnci. Ayrıca yanlış yapıyorsunuz. İzin verin, İnci bir süre daha tedavi... İnci benim yeğenim. Nereye istersem oraya götürürüm. Buna izin veremem. Sen karışamazsın ya. Ama ben karışırım. Çünkü o benim kızım. Hiçbir yere götüremezsiniz onu. Neredeydin bu zamana kadar? Onu bu yaşa getirmek için nelerimi vermezdim. Neyse canım, gelmiş bu yaşa kadar uzatmayalım. Ben şimdi işimi bitirdikten sonra alıp götüreceğim. Akşam Arslan'la buluşup yemek yiyeceğiz. Niye yemek yemek seni bu kadar heyecanlandırıyor? Çok mu açsın? Fikret, lütfen benimle dalga geçme. Gerçekten çok heyecanlıyım. Şunu da anladım. Arslan Bey, Amerika'daki konsorsiyuma gitmeden önce son defa buluşacaksınız. Heyecanını paylaşıyorum arkadaşım. Bırak da uyuyayım. Arslan nihayet bana evlenme teklif edecek. Ne? Arslan Bey. Peki sana evlenme teklif edeceği fikrine nasıl kapıldın? Benimle çok önemli bir şey konuşacağını söyledi. Nasıl yani? Bu kadar mı? Önemli bir şey konuşacakmış. Söyleyecekleri ikimizle ilgiliymiş. Ya aslında ben de seninle önemli bir şey konuşacaktım. Sonra konuşalım mı Fikret? Ben sadece diyecektim ki... Ne olur Fikret, gerçekten hemen çıkmam lazım. Daha bekleyip hazırlanacağım. Lütfen kendine dikkat et. Efendim? Yok, yok bir şey. Hadi tamam, hoşça kal. Güle güle. Aslında bunu benden çok sen istiyordun, değil mi? Vazgeçebilmeyi, bırakıp gidebilmeyi. Ama cesaretin yoktu. O yüzden ben söylediğimde kabullendin hemen. Hiç sorgulamadan, direnmeden. Kolayca. Amcasına mı verdiler? Evet. Hadi sen güçlü bir kızsın. Biliyorum bunun üstesinden geleceksin. Şş, ağlama. Sakin ol. Çok merak ediyorum. Benimle konuşmak istediğin o önemli şey neydi? Bak. Bu gece söyleyeceklerim... İlişkimizin geleceği açısından çok önemli. Benim için çok değerli olduğunu biliyorsun. Seni seviyorum. Senden bunları duymak o kadar güzel ve o kadar inanılmaz ki. İnan bana, duygularımız karşılıklı hayatım. Ben. Efendim? Alabiliriz. Teşekkürler. Afiyet olsun. Şuride. Belki sen ilişkimizin geleceğiyle ilgili planlar yapıyorsundur. Boş yere umutlandırmak istemem. Ben evlenmeyi düşünmüyorum. Seni hayal kırıklığına uğrattım, değil mi? Yani sen beni buraya
Evlenmeyeceğimizi söylemek için mi çağırdın? Özür dilerim. Jude. Dur lütfen. Bırak beni. Neyimiz var? İnci Sözer. 10 yaşında kız çocuğu. Lösemi tanısıyla takip edilen hastanın solunum yetersizliği var. Benim çocuğum. Canım o benim. Amcam ya beni bırakmazsa? Merak etme. Bundan sonra hep birlikte olacağız. Neyimiz var? Kaçak göçmenleri taşıyan bir tır takla atmış. Karşı şeritten gelen taksinin üzerine çıkmış. Bu kadın hamile. Geç. Bu kadın taksiden çıkarıldı. Taksi dümdüz olmuştu. Devam. Günaydın. Günaydın hocam. Sizi Güney ile tanıştırayım. Yeni cerrahi asistanımız. Hoş geldin Güney. Hoş geldin. Merhaba. Nasıl bir cehenneme düştüğünü bilmiyor ya. Ondan böyle sırıtıyor herhalde. Kestapadan bir iki fırça yesin kendine gelir. Ahmet sen bir şey mi dedin gene? Kim? Yok hocam. Vallahi ben bir şey demedim. Asistan şefimiz Fikret Hanım'dır. Size ne yapacağınızı o söyleyecek. Kolay gelsin Fikret Hanım. Sağ olun Zuhal Hanım. Dışarı gelin de biraz konuşalım. Ondan çok korkuyorum. Neden tatlım? Seni görmemi istemiyor. Bu yüzden bana hep kızıyor. Onu görürsem bacaklarını kırarım diyor. Korkma canım. Sana hiçbir şey yapamaz. Buna izin vermem. Bu kadar sohbet yeter. Hadi bakalım biraz uyu. Utanmıyor musun küçücük kızı korkutmaya? Gücün aslında bir çocuğa mı yetiyor? Sakin ol lütfen. Duygu sömürüsü yapmaya kalkma. Kızı yanına çekmeye çalıştığını biliyorum ama boşuna. Çevirdiğin dümenler işe yaramayacak. Hakimi kandıramazsın. O yüzden gel bu işi güzellikle halledelim. Tabii ya. İnci'yi sana bırakayım da bakımsızlıktan ölsün değil mi? Asla vazgeçmeyeceğim. Ne pahasına olursa olsun kızımı alacağım senden. Bana bak. Bu şefkatli annenin numaraları bana sökmez anladın mı? Çocuğunu yetimhaneye bıraktığında aklın neredeydi? Kız senin ne mal olduğunu bilmiyor. Lütfen sözlerinize dikkat edin. Nasıl istersem öyle konuşurum. Şimdi her şey güllük gülistanlık tabii. Sıkıysa onu doğurup bıraktığını söyle. Bakalım o zaman da seni sevecek mi? Annesi olduğumu elbette söyleyeceğim ama şimdi değil. İyileşince her şeyi anlatacağım ona. Çocuğun vasisi benim. Ancak ben izin verirsem görürsün. Çok ileri gidiyorsun. İnci'yi uzaklaştırmaya çalıştığın kişi öz annesi. Sen karışma doktor. Bu senin meselen değil. Boşuna çenenizi yormayın. Gözümü korkutamazsınız. Madem güzellikten anlamıyorsun, o zaman ben de anlayacağın dilden konuşmasını bilirim. Kendine gel. İnsanların karşısına geçip böyle tehditler savuramazsın. Taksideydim demek. Nereye gidiyordum acaba? Taksici de ölmüş. Onun için nereden nereye gittiğini bilmiyoruz. Bilmiyorum. Ya yalnızdım? Nereye gidiyordum? Neden gece dışarıdaydım? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Tamam. Zorlama kendini. Yalan söylüyorsun. Dünyadan haberi yok senin kızım. O çok sevdiğin Eylül seni doğurup sokağa atmış anlasana. Hayır. Şimdi kuyruğunda dolanıyor. Yeni mi aklına geldi anne olduğu? Sana inanmıyorum. Rahmetli abim öz baban değildi. Yetimhaneden aldılar seni. Büyüttüler, bu yaşa getirdiler. Benim annem öldü. O benim annem olamaz. Sen ne biçim bir adamsın ha? Ne yaptığının farkında mısın? İnci. İnci bak ben. Sen benim annem misin? Evet. Git buradan. Bana yalan söyledin. Kandırdın beni. Ama ben anlatacaktım sana. İnci lütfen. Annenin açıklaması için bir şans. İnci bak ne olur dinle beni. Bak her şeyi anlatacaktım sana lütfen. İstemiyorum seni. Git dedi. Duydun çocuğu. Hadi bas git. Seninle sonra konuşacağız. Hadi gel. Eylül, şu anda yapabileceğimiz bir şey yok. İnce büyük bir şok yaşıyor.
Sakinleşince konuşursun. Hayır, her şey bitti artık. Onu tamamen kaybettim. Ya ne olur böyle düşünme. O daha küçücük bir kız. Annesini başka biri zannederken sen olduğunu öğrendi. İlk anda böyle tepki vermesi normal. Biliyorum, beni asla affetmeyecek. Elbette affedecek. İnci seni seviyor. Onunla çok güzel bir bağ kurdunuz. Sadece biraz zamana ihtiyacı var. Başak. Neden ayaktasın sen? Uzanıp dinlenmen gerekiyor. Seni merak ettim. Bu saate kadar neden hiç uğramadın? Yoksa beni görmek istemiyor musun artık? İlgilenmem gereken başka hastalarım da var Başak. Hadi bakalım, doğru yatağa. Ben senin için yalnızca hastalarından biriyim, öyle mi? Ama sen benim için bir doktordan çok daha fazlasısın. Hatta hatırladığım tek gerçek şeysin. Seni görmeden yaşayamazmışım gibi geliyor Ahmet. Bu olamaz. Olmamalı. Bunu unutmak zorundayız. Böyle bir şey hiç yaşanmadı. Anladın mı? Yaşanmadı. Hastanız taburcu oldu Eylül Hanım. Gitmişler Levent. Bir dakika. Sakin ol. Kimler gitmiş? Amcası İnci'yi alıp götürmüş. Normalde 3 gün sonra taburcu olacaktı. Ne biçim bir adam bu? Ya Levent, kızıma veda bile edemeden onu benden kaçırdı. Cuma günkü mahkemeden sonra ben belki bir daha İnci'yi hiç göremeyeceğim Levent. Ya lütfen böyle karamsar olma. Zaten İnci beni istemedikten sonra mahkemenin ne anlamı var ki? Çocuklar her şeyi görür ve anlar. Kendilerini kimin gerçekten sevdiğini hissederler. İnci de senin onu ne kadar çok sevdiğini biliyor. Öyle mi dersin? Hı hı. Duruşmada İnci'nin de fikri alınacaktır. Hakim ona kimi istediğini sorduğunda İnci seni seçecek. Ve o anı kaçırmamak için ben de duruşma salonunda olacağım. Sonra da sana ben demiştim diyeceğim. Mübaşir, çocuğu içeri alın lütfen. Peki efendim. Davalı ve davacı tarafları dinledik. Çocuğun görüşünü de aldıktan sonra kararı açıklayacağız. Gel kızım. Şöyle geç kızım. Burada senin hayatınla ilgili önemli bir karar almak üzereyiz. O yüzden iyice düşün taşın. Acele karar verme. Tamam mı? Tamam. Şimdi sana bir soru soracağım. Sen de bana hiçbir baskı altında kalmadan, kimseden korkmadan gönlünden geçeni söyleyeceksin. Anlaştık mı? Hı hı. Seni yanına almak isteyen, bundan sonraki hayatını seninle birlikte geçirmeni isteyen iki insan var. Birisi öz annen Eylül Hanım. Diğeri amcan Selim Bey. Sen hangisiyle birlikte yaşamak istersin? Bir karara vardınız mı küçük hanım?
almak istiyorum. İncim. Gel. Olacak şey değil hakim bey. Bu kadın resmen çocuğun beynini yıkamış. Yemin billah sağlam ayakkabı değil hakim bey. Bilmediğiniz şeyler var. Bu kadın daha yeni hastanede işe başladı. Beyefendi lütfen sakin olun. Yıllarca barlarda çalışmış bir insan. Kiminle düşüp kalktığı, nerede kaldığı bile belli değil. Yeğenimi onun gibi ne ödüğü belirsiz bir kadına emanet edemezsiniz. Daha kararı açıklamadım beyefendi. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir an gözüm karardı. Bir de utanmadan aşığıyla gelmiş mahkemeye. Lütfen bu adamın söylediği yalanlara inanmayın hakim bey. Eylül Hanım'ın düzgün bir işi ve hayatı var. İnce'ye hiç kimse annesinden daha iyi bakamaz. Ben kendisine kefilim. Sizin söylediklerinize nasıl güveneceğiz beyefendi? Siz Eylül Hanım'ın nesi oluyorsunuz? Nesi olacak hakim bey? Bu kadının aşığı işte. Kusura bakmayın, beni de böyle konuşturuyorlar. Anlaşıldı. Yaz kızım. Bir dakika. Bir dakika. Az önce Eylül Hanım'ın nesi olduğunu sordunuz. Ben... Ben onun nişanlısıyım. Demek Eylül Hanım'ın nişanlısısınız. Bu adama inanmayın hakim bey. Çocuğu almak için yalan söylüyor. Lütfen yerinize oturun beyefendi. Bir daha söz verilmeden konuşursanız sizi salondan attırırım. İyi güzel konuşuyorsunuz da beyefendi. Daha sizin kim olduğunuzu bile bilmiyoruz. Tabii hakim bey, kendimi tanıtayım. Ben Doktor Levent Atahanlı. Beyin cerrahıyım. Beyin cerrahsınız öyle mi? Eylül Hanım'la aynı hastanede görev yapıyoruz. Tanışıklığınız oradan yani. Hı hı. Ne zaman evleneceksiniz peki? Biz... Biz bu hafta evleniyoruz hakim bey. Demek bu hafta. Anlaşıldı. Madem öyle, o zaman evlenin gelin öyle konuşalım. Kesin karar için mahkemeyi haftaya bugüne erteliyorum. Yaz kızım. Otur, geliyorum şimdi. Şimdi ne yapacağız avukat bey? Evlenirlerse çocuğu almamız zor. Siz bana bu evlilik meselesinden bahsetmemişsiniz. Bilsem söylemez miyim? Ben de şimdi öğrendim. Ne olacak şimdi? Kardeşimin parasını bunlar mı yiyecek? İnci. Eğer amcanla kalmak isteseydin seni anlardım. Ama beni seçtin. Üstelik sana yaşattığım onca şeyden sonra. Teşekkür ederim. Kızım. Sana kızım demek o kadar güzel ki. Seni çok seviyorum. Güzel kızım benim. Beni bir daha bırakmayacaksın değil mi? Tabii ki bırakmayacağım. Sen benim canımsın. İnci. Eğer sende şu kadarcık beyin varsa bununla evlenmezsin. Bir de beyin doktoru olacaksın. Terbiyesizleşme. Sana mı soracağım kiminle evleneceğimi? Anlamadın mı? Çocuğu almak için seni kullanıyor. Öyle mi? Ama onunla evlenmek isteyen benim. İnci, hadi yürü gidiyoruz. Gitmek zorunda mıyım? Az kaldı. Sonra hiç ayrılmayacağız. Hadi yürü dedim sana.
Merak etme. Kızına kavuşacaksın. Duygu sen doğru acile. Ahmet sen 2073'teki hastaya ve... Bebaşan rutinlerini takip edeceğim. Bravo, aferin sana. İşte böyle leb demeden leblebiyi anlayacaksın. Peki hocam ben? Sen Suat Bey'in ameliyat edeceği çocuğun testleriyle ilgileneceksin. Bu kadarcık mı? Yani tek yapmam gereken bir çocukla ilgilenmek mi? Niye, beğenmedin mi? Beğenmemek değil de... Ne peki? Hocam... Hocam yani daha önemli bir vaka veremez misiniz? Ha, önemli bir vaka istiyorsun demek. Hı hı. Bak bakalım burada ilgini çekecek bir şey var mı? Üç bin üçteki hastayı takip edebilir miyim hocam? Tabii canım, lafı mı olur? Çok iyisiniz hocam. Sizinle çalışmak benim için büyük bir şeref. Estağfurullah, estağfurullah. O şeref bana ait. Kes sesini ve derhal çocuğun odasına git. Gestapo üniformunda. Ben gülecek bir şey göremiyorum Ahmet. Tabii hala tepemde dikilen aylak asistanlarımı saymazsak. Yine ayak altında mı dolaşıyorsun sen? Ama hocam ben izinliyim. Hiç izinli gibi davranmıyorsun Zenan. Sence şimdi sana ne söyleyeceğim? Doğru odana diyeceksiniz. Bravo. Bravo. Haber kardeşim? Yok, önemli bir şey yok. Başa bakmayı bekliyordum ama sonra doğrayabilirim. Anlatsana Londra nasıl? Hastane nasıl, iyi mi? Duydun mu sen benim güzel kızım? Uykun mu geldi senin? Dolaştığına değdin mi bari? İlginç bir vaka var mı hastanede? Olsa bu kadar çabuk döner miydim sence? Hayır. Aa, Ela arıyor. Ela'cığım. Merhaba. Merhaba. Nasılsın bakalım? Revan nasıl? İkimiz de gayet iyiyiz. Sen nasılsın? İyiyim. Sesin kötü geliyor. Bir şey mi oldu? Aslında iyi değilim Zenan.
özledim. Daha fazla dayanamayacağım. Türkiye'ye dönmeye karar verdim. Ne? Yani kesin olarak mı? Evet. Çok sevindim Ela. Ne zaman geliyorsun? Dur, hemen heyecanlanma. Kesin tarih yok. Ama hazırlıklara başladım. Şimdilik Suat'la sen bil sadece, olur mu? Tamam, kimseye söylemiyorum. Levent nasıl? İyi. Ben yine ararım, hoşça kal. Tamam canım, tamam. Görüşürüz. Ela mı geliyor? Evet. Yalnız kimsenin bilmesini istemiyor. Tabii canım. Peki kocası? Bir sorun falan yok değil mi? Bilmiyorum. Soramadım. Mahkemede nişanlıyız deyince çok şaşırdım. Ben de. Bunu önceden düşünmemiştim. Keşke öyle demeseydin. O adam sana hakaret etmeye başlayınca tutamadım kendimi. Bir şeyler yapmak zorunda hissettim. Şimdi ne yapacağız? Evleneceğiz. Evlenecek miyiz? Kağıt üzerinde bir evlilik. Başka türlü inceyi alamazsın. Ama çok büyük bir fedakarlık. Senden böyle bir şey isteyemem. Eylül bak. Bunu neden yapıyorsun? Başka bir yolu var mı? Eğer bir sonraki duruşmaya evlilik cüzdanıyla gitmezsek... hakim kızını sana asla vermez. Haklısın. Yarın işlemlere başlarız. Sonra da sen inceyi alınca sessiz sedasız boşanırız. Boşanırız tabii. Nasıl gidiyor? Sevdin mi hastanemizi? Evet ama biraz yorucu. Mola verdim. Merak etme. Yakında alışırsın. Versene bir parça. Hayır, vermem. Benim o. Hemşire hanım, 3087'deki hastanın hormon sonuçları çıkınca bana peki, haber verin. Peki lütfen. Jülde, bekle. Seninle konuşmalıyız. Söyleyeceğin hiçbir şey beni ilgilendirmiyor artık. Jülde, lütfen dinle beni. Bana kızgın olduğunu biliyorum. Kaç kere aradım. Neden telefonlarıma cevap vermedin? Yeterince konuştuğumuzu düşünüyorum. Sen söyleyeceklerini söyledin. Daha fazlasını duymak istemiyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk bıyıklı. Ben yokken sorumluluklarını ihmal etmedin umarım. Hiç öyle şey yapar mıyım Arslan Bey? Her şey kontrolüm altında. Nereye böyle? Başağın odasına gidiyorum hocam. Şimdi gözüme girdin. Aferin sana. Hayret. İlk defa bana güzel bir şey söyledi. Amerika seyahati iyi gelmiş anlaşılan. Başak? Başak, beni duyuyor musun? Kahretsin, niye daha önce gelmedim ki? Ahmet. Başak, kendini zorlama. Ben buradayım. Bana ne oldu bilmiyorum. Sakin ol. Yorma kendini. Sana yardım edeceğiz. O zaman yarın nikah dairesine gideriz işlemler için. Benim gitmem gerekiyor. Sonra görüşürüz. Lütfen bu evlilik meselesi aramızda kalsın. Kimseye açıklama yapmak istemiyorum. Haklısın. Zaten açıklaması zor bir şey. Hani takip ediyordun hastayı, nasıl oldu bu? Kontrole geldiğimde Başak Hanım'ı yerde buldum. Ben iyiyim. Sadece biraz başım döndü. Sonra da düştüm, o kadar. Ahmet'in hiçbir suçu yok. Nedir durum? Hasta bugün yerde baygın şekilde bulundu. Vital bulguları stabil. Ateş takipleri normal. Sedim serepe yüksekliği yok. Bulunduğunda postiktal dönemde gibiydi. Nörolojik muayenesi normal görünüyor. Ama bu bayılma hata beyindeki bir patolojinin göstergesi olabilir. Ahmet, senin de muayenen bitince hastaya fonksiyonel MR çekilsin. Ayrıca nöroloji konsültasyonu da isteyin.
Gerekirse PET ve SPECT de yapılsın. Peki Levent Bey. Erdem Yalçın, 8 yaşında. Yakın zamanda aortik enfektif endokardit teşhisi konulmuş. Bugün ROS operasyonu geçirecek. Ayrıca çocuğun pediatristinin de bir notu var. Hala ne duruyorsun? Koşup çocuğu yakalasana. Peki hocam. Erdem! Erdem dur çocuğu! Ay Allah'ım. Affedersiniz. Erdem! Ne yapıyorsun sen? Çocuğu ameliyata hazırlamanı söyledim. Kovalamaca oynamanı değil. Yakalayabilirsem ameliyata hazırlayacağım. Ameliyat olmayacağım. Sakın dokunma ona. Ameliyat olmayacağım dedim. Bak hemen yanıma geleceksin. Üçe kadar sayıyorum. Bir, iki, üç. Sakin olalım. Beni ameliyat etmeyeceğinize söz ver. Lütfen oğlum yapma. Ne oluyor burada? Beni ameliyat etmeyeceğinize söz veriyor musunuz? Söz veremem. Tahliye. Bu bir acil. Tahliye. Bu bir acil. Fikret Hanım, nedir bu rezalet? Bütün hastane ayağa kalktı. Zuhal Hanım, küçücük bir çocuğu neden kontrol altına alamadığınızı anlayamıyorum. Zuhal Hanım, bakın aslında benim çocuğun... Çok özür dilerim. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Olmasa iyi olur. Hastaların kendi dertleri yetmiyormuş gibi bir de yangın paniği yaşamalarını istemiyorum. O küçük yaramazı kontrol altında tutacaksın. Peki hocam. Tamam. Senin için zor bir gün oluyor galiba. Üstesinden gelebilirim. Sen daha yeni beyin ameliyatı olmadın mı? Ne olmuş yani? Sence ölmek üzere olan birine benziyor muyum? Daha önce çekilen tomografi ve MR'ları temiz çıkmıştı Levent Bey. Öyle ama hastada sonradan gelişmiş bir sorun olabilir. Şurayı görüyor musunuz? İşte nöbete sebep olan... Sol frontaldeki kortikal malformasyonlu alan. Kaza sonrası yapılan tetkiklerinde travmatik sak ve kontüzyon alanlarından dolayı görememiş olabiliriz. Sizce hafıza kaybının nedeni de bu olabilir mi? Yok sanmıyorum. Lezyonun yeri hafızayı etkileyecek bir bölgede değil ama yine de belli olmaz. Tüm araştırmalara rağmen hastanın yakınlarıyla ilgili hiçbir bilgiye ulaşamadık. Eğitim vakası olarak kabul ettiğimiz için masrafları da hastane karşılıyor. Ama sonsuza kadar burada kalamaz. Keşke hafızasıyla ilgili yapacak bir şeyler olsa. Başak Hanım bir epilepsi nöbeti geçirmiş. Bence çocukluğundan beri de sürekli nöbet geçiriyordu. Birinci önceliğimiz hafızasını geri getirmek değil. Fonksiyonel nöroşirürjiyle beyninde nöbete neden olan sorunlu bölgeyi çıkarmak. Anlıyorum. Hiç mi umut yok hocam? Beyin hakkında hala bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. Ameliyat sonrası... Hafızasının geri gelmesi ihtimali hiç yok diyemem. Ahmet, ameliyathaneye ara hazır olsunlar. Peki Levent Bey. Kıpırdamayın lütfen. Yanıyor. Az kaldı, biraz daha dayanın. Merhaba. Geldin mi? İstersen ben devam edeyim. Gerek yok. Zaten işim bitti. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Hemşire hanım. Mahkeme nasıl geçti? Alabilecek misin İnci'yi? Şimdilik öyle görünüyor. Sevindim. Levent Bey de ortalarda yoktu. Birlikte mi gittiniz duruşmaya? Evet, sağ olsun beni yalnız bırakmadı. Neyse. Sen geldiğine göre ben artık gidebilirim. Teşekkür ederim. Bu çok zor bir ameliyat. Operasyon sırasında uyanık olman gerekiyor. Uyanık mı olacağım? Korkma. Bu acıyı hissedeceğin anlamına gelmiyor. Yine uyuşturulacaksın ama farklı bir yöntemle.
Operasyonu Levent Bey gerçekleştirecek. Sürekli ameliyat olmaktan çok sıkıldım. Biliyorum. Bu arada küçük de olsa hafızanın geri gelme ihtimali var. Öyle mi? Kim olduğunu hatırlayabilirsin. Düşünsene ne güzel olur. Ama kesin değil tabii. Ne ilginç. Sen hafızamın yerine gelmesini benden daha çok istiyor gibisin. Bense korkuyorum. Umarım her şeyi hatırlarım. Sen de benden tamamen kurtulursun. Merhaba. Lütfen Arslan. Jülide. Böyle kaçarsan sorunlarımızı çözemeyiz ki. İki yetişkin insan gibi konuşmamız lazım. Neden anlamak istemiyorsun Arslan? Konuşacak hiçbir şeyimiz kalmadı. En azından bir geçmişimiz var. Beni dinlemeni istiyorum. Lütfen. Ne haber Levent? Merhaba. Zenan nasıl? Peşinde afiyelik yapmaya devam ediyor musun? Yok. Allah'tan bugün buhran geçirmiyor. El ağrıyınca keyfi yerine geldi. O nasıl? İyi sanırım. Suat. Bir konuda yardımına ihtiyacım var. Senin için de uygunsa akşam anestezi barda buluşabilir miyiz? Neden şimdi söylemiyorsun? Ya bu öyle ayaküstü konuşulacak bir mesele değil. Hem uyanık kraniyotomi yapılacak bir ameliyata girmem gerekiyor. Tamam. Akşam konuşuruz. Sağ ol. Seni çok iyi anlıyorum. Bana kırılmakta haklısın. Ama ben sadece seninle evlenemeyeceğimi söyledim. Bu seni sevmediğim anlamına gelmez. Boşuna dil döküyorsun Arslan. Böyle süslü cümlelerle kandıramazsın artık beni. Hakkımda yanılıyor olabileceğin hiç aklına gelmiyor mu? Hayır. Yanılmadığımı biliyorum. Sen bir kadının aklını nasıl çelebileceğini çok iyi biliyorsun. Neden bu taktiklerini artık başka kadınlar üzerinde denemiyorsun? Bu kadarını hak etmiyorum. Evet. Aslında daha fazlasını hak ediyorsun. Çok ön yargılısın Jülide. Bak evlilik çok ciddi bir konu. Ben sırf evlenmiş olmak için evlenmek istemiyorum. Bana biraz zaman vermen lazım. Anlıyor musun beni? Hayır, anlayamıyorum Arslan. Senin evlilik için ikna olmanı bekleyemem. Bu ilişkiden ikimizin farklı beklentileri var. Ben çok sabrettim. Ama artık gücüm kalmadı. Bitmek zorunda. Çünkü bu şekilde devam etmek bana daha çok acı veriyor. Ayrılmak konusunda kesin kararlı mısın? İyi düşündün mü? Evet. Aslında son günlerde sadece bunu düşünüyorum. Anlıyorum. Jülde. Dilerim bir gün seni gerçekten hak eden biriyle karşılaşırsın. Benim için hep özel kalacaksın. Hemşire hanım. Erdem Yılmaz'ın dosyası. Tabii. Lütfen. Buyurun. Ne ameliyatına gireceksin? Suat Bey'in yapacağı ROS operasyonuna gireceğim ama sanırım benden pek hoşlanmadı. Bir kere buna pulmoner kapak otografti denir. Suat Bey teknik isimlerin kullanılmasını tercih eder. Bu dosyayı incelediğimi kimseye söyleme olur mu? Olur, söylemem. Pulmoner kapak otografti. Antikoagülan tedavi gerektirmemesi ve mükemmel hemodinamik sonuçlarından dolayı tercih edilen bir yöntem. Değil mi? Şimdi de kendi kendine konuşarak mı zaman öldürüyorsun? Hayır. Evet Suat Bey. Ameliyata çalışıyorum. Hmm. Gerçekten de çok ilginç bir yöntemmiş. Bravo. Gitti mi? Gitti.
Az daha yakalanıyordu. Nereye kayboldun? Bir tek deli durumuna düşmediğim kalmıştı. Sayende o da oldu. İnan bana, herkese yatalakmışım gibi davranırken deliymişim gibi davranmalarını tercih ederdim. Ameliyat izlememe bile laf ediyorlar, düşünsene. Neyse, şu dosyayı incelemek bile bana iyi geldi. Dosya demişken artık versene şunu. Biliyorsun değil mi? Eğer izinli olmasaydı bu ameliyata senin yerine ben girecektim. Ama merak etme, seni rakibim olarak görmüyorum. Daha çok çalışman lazım. Henüz çaylak sayılırsın. Hadi şimdi gidip çocuğun durumuna bakalım. 11. bölgeyi uyarıyorum. Başak, bu nesnenin ne olduğunu söyleyebilir misin? Pembe çiçekler. 11. bölgeyi bırakıyorum. Diğerine geçiyorum. Burası 12. bölge. Una karakonlus avus azules yel pelio rubio. İspanyolca mıydı? Öyle miydi? Galiba öyleydi. Tamam. 13. bölgeye geçiyorum. Une maison avec de galette rouge. Bu inanılmaz. Resmen şov yapıyorsun. Her lisan beynin başka bir bölgesinde tutulur. Ben onları uyardıkça hasta bildiği dilleri konuşuyor. Şimdi 14. bölgedeyim. Yani ameliyat yüzünden değil mi? Gerçekten İspanyolca ve Fransızca konuşabiliyor mu? Ahmet, das ist noch das Haus. Bu da Almancaydı. Hava embolisi oldu. Hemen onu entübe edip kanamayı durdurmalıyız. Santral venüs kateterden havayı aspire ediyoruz. Kalp ritmi de bozuluyor. Kan basıncı düşüyor. Biraz daha devam edemez miyiz? Belki de hafızası konuştuğu dillerle beraber geri gelebilir. Eğer kanamayı kontrol edemezsek hafızasından daha fazlasını kaybedecek. Hastayı riske atamayız. Julie de, ne yapıyorsun burada? Sen haklıydın Fikret. Arslan konusunda. Her konuda yanılabilirim ama Aslan Bey konusunda maalesef ki asla. Beni uyardığında sana kulak vermeliydim. Boş versene Julie de, insan yaşamadan anlamıyor. Bir karar verdim. Artık Arslan'a dönmeyeceğim. Zaten onun değişeceğine inanmak büyük bir aptallıktı. Sen aptal falan değilsin Julie'de. Sen sadece kendini çok kaptırdın. Arslan'ı olduğu gibi değil de hayal ettiğin gibi görmek istedin. Sen bakma bana, böyle ahkam kesip akıl veriyorum ama ben de az hata yapmadım. Ya mahkeme ne zaman? Yakında. Birlikte geçirilen onca yıldan sonra biten bir evlilik, bir de çocuk. Nasıl üstesinden geliyorsun hiç anlamıyorum. Üstesinden geldiğimi kim söyledi? Bu kadar çok çalışıyor olmasaydım kafayı yerdim herhalde. Bence sen çok güçlü bir kadınsın Fikret. Belki de senden daha güçsüzümdür. Sen en azından duygularını dışa vurabiliyorsun ama ben yapamıyorum. Daha çok üzülmemek için kendimi işime verdim anlayacağın. Acilde öyle insanlara, öyle trajedilere tanık oluyorsun ki o insanların dertlerinin yanında benimki küçücük kalıyor. Kendimi işimle ve oğlumla avutmaya çalışıyorum işte. Arzu? Nasılsın? Ah, çok iyiyim. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Hı-hı, evet, Amerika'daydım. Buluşalım mı? Tamam, tamam. Yarın akşam da olur. Hoşça kal. Merhaba. Ne haber? İyilik işte.
Julie de nasıl? Bilmem. Bu aralar pek iyi değiliz. Üzüldüm. Üzülecek bir şey yok. Belli ki onun beklentilerini karşılayamıyorum. Ben de bu kadar zamandır birlikte olduğunuza göre senin artık bir kişiye bağlandığını düşünmüştüm. Bağlanmak mı? Ben hayatımdan memnunum. Bu ancak sen ve Suat gibi mazbut cerrahların yapacağı bir şey. Bir gün karşında öyle bir kadın çıkacak ki bu söylediklerini sana o zaman hatırlatacağım. Levent'le Ela'yı düşününce ikisine de çok kızıyorum. Ne vardı sanki ayrılacak? Zenan, bu onların kararıydı. Şimdi niye bunu sorguluyorsun ki? İkisi de bizim en yakın arkadaşlarımız. Ah, al bakalım annesi kızımızı. Al. Ben Levent'in yanına gidiyorum. Levent şu önemli meselenin ne olduğunu söylemedi, öyle mi? Hayır. Ayaküstü konuşmayalım dedi. Gidince öğreneceğiz bakalım. Çok merak ettim. Merak etme meraklı karıcığım. İşim biter bitmez soluğu yanında alacağım. Ahmet. Buradayım Başak. Nasılsın? Kendimi çok bitkin hissediyorum. O zaman daha fazla konuşup yorma kendini. Ameliyatta hepimizi çok şaşırttın. İnanamadım sana. Üç dil konuştun biliyor musun? Üç dil mi? İspanyolca, Fransızca ve Almanca. Ama şimdi hiçbirini hatırlamıyorum. Hiçbir şey mi? Hemen mutsuzluğa kapılma. Ameliyattan daha yeni çıktım. Beynin toparlanması zaman alacak. Şimdi biraz dinlen. Sonra konuşuruz bunları. Ne haber? Merhaba. Merhaba. Aile babası nasılsın? Fena değil. Her zamanki gibi. Sizin gibi edepli cerrahları bu saatte burada görmek şaşırtıcı doğrusu. Pardon. Biz Eylül'le evleneceğiz Suat. Bir dakika, bir dakika. Eylül'le evlenecek misiniz? Evet. Senden nikah şahidim olmanı istiyorum. Vay 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 vay. Bir de bana çapkın diyorsunuz ha. Ya ne yazıymışsın sen ha? Vallahi helal olsun. Pabucumu dama atacak bir rakip çıktı sonunda. Beyler, bu gece buranın hiç tadı yok. Ben artık kaçtım. Size iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi nasıl hissediyorsun? Önceki günlerden farklı değil. Merak ediyorsan söyleyeyim. Hala kim olduğumu bilmiyorum. Sen de çok sabırsızsın ama. Daha yeni ameliyat oldun. Biraz beklememiz gerekebilir. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Zaten haftalardır buradayım. Hem biliyorsun hafızam geri gelmeyebilir. Gelmese ne olur? Sen de kendine yeni hatıralar yaratırsın. Ayrıca şimdiden daha epey canı biriktirdin. Bir dizi ameliyat, kızının doğumu. Bir de sen. Doğru söylüyorsun. Hastaneden ayrılınca hatırlayacağım bir sürü şey var. Nasıl bu kadar iyi olabiliyorsun? Anlamıyorum. Aramızda geçenlerden sonra bir daha benimle konuşmayacağını düşünmüştüm. Yanlış düşünmüşsün. Ameliyatta az kalsın seni kaybediyorduk. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Aslında ben... Neyse boş ver. Neden sustun? Ahmet, ne söyleyecektin? Ben de hafızamı kaybetmiş olamaz mıyım? Demek
demek evleniyorsun. Yani gerçekten kafam çok karıştı Levent. Ela ile evlenmedin. Ama daha iki gündür tanıdığın biriyle nikah masasına oturabiliyorsun. Biraz sakin olur musun lütfen? Yok, yok. Kesinlikle aklım almıyor Levent. Düşündüğün gibi değil Suat. Yalnızca kağıt üzerinde kalacak bir evlilik. Eylül kızını alabilsin diye. Nikah şahidim olacak mısın? Elbette nikah şahidin olmak isterim. Ama gerçek bir evlilik yaptığında. Ya neden bu kadar büyütüyorsun? Ne yapsaydım yani? Bir çocuğun annesinden koparılışına seyirci mi kalsaydım? Bak, bunun sadece İnci ile ilgili olduğuna emin misin? Yapma Suat, sandığın gibi değil. Sayende ne düşüneceğimi şaşırdım. Ne zaman başı sıkışsa Eylül'ün yanındasın. Ona bu kadar kol kanat germen sence de biraz fazla değil mi? Saçmalama lütfen. Benimki sadece iyi niyet. Artık düşünecek bir şey yok. Mahkemede İnci'nin yanında evleneceğimi söyledim. Artık o çocuğa yalan söyleyemem. Bundan dönemem. Nedeni ne olursa olsun sonuçta evleniyorsun. Ela da gitti, hemen evlendi. Belki de sana kızdığı için. Umarım sen de aynı şeyi yapmıyorsundur. Kıyaslama yapman doğru değil. O gerçek bir evlilik yaptı. Benim durumum çok farklı. Bak, bu konunun aramızda kalmasını istiyorum. Lütfen Zenan'a anlatma. Ben şimdi söyle bakalım. Nikah şahidim olacak mısın, olmayacak mısın? Sen bilirsin. Tabii ki olacağım. Oo. Geldin mi aşkım? Geldim bir tanem. Ne olmuş? Levent ne konuştu seninle? Önemli bir şey değilmiş. Suat. Benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Ne saklayacağım canım? Biraz kafa çekip dertleştik sadece. Erkek muhabbeti anlayacaksın. İnanayım mı? Tabii ki canım. Kesinlikle. Peki. Hadi sen de gel birlikte uzanalım. Babası kızımıza masal anlatsın. Memnuniyetle. Aman da güzel kızım, ağlıyor mu? Babayı mı özledin sen? O yüzden mi ağlıyorsun? Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Özlemişim. Kızımı bana getirdiğin için teşekkürler Ahmet. Önemli değil. Nasıl da anlamlı bakıyor. Çok zeki ve güzel bir kız olacak. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Kesinlikle.
Ya burnuna ne demeli? Hokka gibi. Evet, tıpkı dedesinin burnu. Babanı hatırladın? Hayır, hatırlamadım. Ama az önce dedin ki... Biliyorum ama nereden aklıma geldiği konusunda hiçbir fikrim yok. Bu hatırlamaya başladığının bir belirtisi. Yanılıyorsun. Hafızan bir anda geri gelmez. Fotoğraf kareleri gibi parça parça hatırlayabilirsin. Boşuna heyecanlanıyorsun Ahmet. Sen niye heyecanlanmıyorsun? Yoksa geçmişini hatırlamak istemiyor musun? Ne istediğini anlayamıyorum. Gerekli olan her şey burada yazılı. Belgeleri hazırlarsanız nikahınızı yarın kıyarız. O zaman biz bir an önce gidip işlemlere başlayalım. Teşekkür ederiz. İyi günler. Size de. İyi günler. Bu yara nasıl oldu? Kafasını uzaktan kumanda fırlattım. Kafasına kumanda mı fırlattınız? Ne yapayım? Bütün gün televizyonun karşısında ölü gibi uyumasından sinir oluyorum. Hayatım. Bana hayatım deme. Senden boşanacağım. Şu kafandaki kanama durur durmaz bir avukata gideceğim. Nedir durum? Halis Bey'in alın bölgesinde yaklaşık 2 santimlik cilt kesisi mevcut. 2 yönlü kafa grafisi normal. Bana hemen dikiş seti ve 4-0 prolen getir. Hastaya estetik dikiş atacağız. Karadeniz'i gördünüz mü hiç? Hayır. 10 günlük Karadeniz turuna çıktık. Hep bu seyahati yapmak istemiştim. O ne yaptı? Gezi boyunca uyudu. Betül. Hem de bütün şehirlerde. Betül, lütfen. İnsanlar emekli olunca gezip tozarlar. Özgürlüğün tadını çıkarırlar. Biz bütün gün evde oturup televizyon izliyoruz. Neden? Onun yüzünden. Çünkü uyuşuk ve sıkıcı bir kocam var. Bezgin Bekir işte ne olacak? 30 yıl boyunca durmaksızın çalıştım. Uzun zamandır da kendimi çok yorgun hissediyorum. İnanın bazen yürüyecek takatim bile olmuyor. Ben de böyle miskin, sünepe bir adamla evli olduğum için yorgunum. Neyse, boşanınca belki aklın başına gelir. İşte ben... Bu yüzden evlenmiyorum. Neyse. Sanırım bu iş uzun sürecek. Ben gidip kendime çay alacağım. Halis Bey? Halis Bey, görmeyle ilgili bir sıkıntınız mı var? Sanki at gözlüğü takılmış gibiyim. Perde çekilmiş gibi. Düz bakarken yan tarafları göremiyorum. Uzun zamandır görülen yorgunluk şikayeti ve görme alanı defekti. Neyin işareti olabilir? Hastada nörolojik bir sorun olabileceğini. Peki bu durumda ne yapmak gerekir? Hastayı hemen MR'a almak gerekir. Doğru. Hemen bir MR çektirelim. Ha, yanılıyor olabilirim. Ama hastanın ciddi bir nörolojik sorunu var gibi görünüyor. Duygu Hanım, siz gerekenleri yapın. Sonuçtan beni de haberdar edersiniz. Tabii Aslan Bey. Ben ameliyat olmak istemiyorum. İstersen bunu sonra konuşalım. Şimdi sana küçük bir serum takacağım. Sonra oyununa devam edebilirsin, tamam mı? O ne? Koluna takacağımız ufak bir tüm. İstemiyorum. Merhaba. Merhaba. Ne işin var burada? O benim hastam. Ben burada olduğuma göre senin burada olmana gerek yok. Merak etme, hastanı çalacak değilim. İğneden korkuyorsun galiba. Ben de senin gibiydim. Ama doktor olunca o kadar da korkulacak bir şey olmadığını anladım. İstemiyorum. Erdem, bir tanem. Lütfen izin ver, doktor abi serumunu taksın. Yoksa iyileşemezsin. Hayır, canım acıyacak. Korkma oğlum, hiç acımayacak. Bence Erdem'e gerçeği söylemeliyiz. Aslında biraz acıyacak, bak. Bu bir iğne. Canın azıcık yanacak. Ama bu acı sadece 3 saniye sürecek. Yalan söylüyorsun. Bana inanmıyor musun? Kanıtlamamı ister misin? Tamam. Doktor Zena şimdi bana bir serum takacak. Bu gördüğün lastiğin adı turnike. Önce bunu kolumuza sarıp sıkıyoruz. Böylece damarımız ortaya çıkıyor. Gördün mü bak? İşte böyle. Sonra iğneyi damara sokuyoruz.
İşte acıtan kısmı burası. İçine sokuyor. Acıdı. Acımaya devam ediyor. Artık acımıyor. Hortum buraya takınca buradaki sıvı oradan damarına akacak. O kadar da uzun sürmüyormuş değil mi? Tamam, yapabilirsiniz. Bu işin nasıl yapıldığını öğrendin. Artık korkmuyorsun değil mi? Alarmı çalıştırdığım için özür dilerim. Özrün kabul edildi. Bütün evrak işini bu kadar kısa zamanda hallettiğimize inanamıyorum. Benim hala biraz zamanım var. Birlikte birer kahve içelim mi? Duygu aradı. Acilen bir hastanın MR sonuçlarını görmem gerekiyor. Tamam, sonra görüşürüz o zaman. Sana kolay gelsin. Sağ ol. Hocam. Efendim Ahmet. Bir şey soracaktım. Tabii. Başak arama yaptığımız kraniyotomi ameliyatı sizce hafızasını etkilemiş midir? Pek sanmıyorum. Ben daha çok onun konuşma merkezi üzerinde çalıştım ama yine de her şey mümkün. Neden sordun? Galiba bir şeyler hatırlıyor. Hmm. Durumunda değişiklik var mı diye test yapabilir miyiz? Tabii. Belli ölçmede kullanılan bir WMSR testi daha yaptırabilirsin. Ama önce başka bir şey daha hatırlamasını beklememiz gerek. Yine de bu iyi işaret. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Şuna bakın. Hasta kim bilir ne zamandan beri bu şekilde yaşıyor. Adam yıllardır işkence çekiyormuş. Bu ne ki? Siz bir de karısını görseniz. Asıl işkenceyi o an anlarsınız işte. Duygu. Benimki sadece bir gözlem. Asla müdahale yok. Merhaba hanımlar. Merhaba. Merhaba. Neyimiz var? Şuna bakın Levent Bey. Hı hı. Kafa tabanının bölgesinde çok büyük bir tümör var. Neredeyse yumurta kadar. Kordoma gibi duruyor. Hastayı en kısa zamanda ameliyata almalıyız. En önemlisi kavernöz sinüs invazyonu da mevcut. Çok zor bir ameliyat olacak. Hemen Arslan Bey'e haber verelim Duygu. Peki Levent Bey. Çocuğun odasına mı gidiyorsun? Yine mi sen ya? Hastamın peşini bırakır mısın? Ben de geliyorum. Demet Hanım. İyi misiniz? Hiç iyi değilim. Ne oldu? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Oğlum, artık ona hiç laf dinletemiyorum. Gitmek istiyorum diye tutturdu. O kadar inatçı ki. Bu hastalık onu daha da hırçınlaştırdı. Kalp rahatsızlığı olan bir çocuğunuz var. Ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Eşimi kaybettiğimden beri tek başıma mücadele etmeye çalışıyorum ama çok yoruldum artık. Geceleri gözümü kırpmadan nefesini dinliyorum. Ben uyurken kalbi duracak diye ödüm kopuyor. Bir an evvel bu ameliyat olsun ve iyileşsin istiyorum. 2 yıl önce babası öldüğünde çok kötü günler yaşadım. Şimdi tekrar bu ameliyat yüzünden her şey daha kötüye gitsin istemiyorum. Onu ameliyata ikna etmenin bir yolunu bulacağız. Üzülmeyin. Erdem çok zeki bir çocuk. Kolay kalmıyor. Ama onu nasıl razı edeceğimi biliyorum. Sadece oyunumuzu biraz daha geliştireceğiz. Tabii siz de izin verirseniz. Elbette. Ne olursa. Ne yapacaksın? Kombine transifenoidal ve front orbitozigomatik transkavernöz tekniğini kullanacağız. Böylece sen de göz sinirlerine zarar vermeden tümöre ulaşabileceksin. Sinüs arka duvarını kaldırdıktan sonra tümöre ulaşacağız ve çıkaracağız. Karnından aldığımız yağla da oluşan boşlukları doldurup ameliyatı sonlandıracağız. Bak, tümör optik sinirlere çok yakın. En ufak bir hata hastayı kör edebilir. Evet, çok dikkatli olmalıyız.
Beynin en önemli damarları da burada. Ben gidip hazırlıklara başlayayım. Ameliyathanede görüşürüz. Tamam. Merhaba, nasılsın? Fena değil. Bana kızgın olduğun için bir daha odama uğramazsın sanıyordum. Sana kızgın falan değilim. Hem ayrıca ben bir doktorum. Hastalara tavır alma lüksüm olamaz. Peki doktor bey, buraya geliş nedeniniz nedir? Sadece kısa bir nörolojik test yapacağız. Test falan istemiyorum. Başak, neyin var senin? Hiçbir şeyim yok. Haftalarca bu yatakta kim olduğunu hatırlamak ümidiyle oturdun. Şimdi hatırlamaya başladın. Sorun ne, anlamıyorum ki. Hatırlamıyorum. Hem niye bu kadar üstüme geliyorsun? Söylediğim küçücük önemsiz bir şeydi. Önemsiz bir şey mi? Babanın yüzünü hatırladın. Senin durumundaki bir hasta için bundan daha önemli ne olabilir ki? Tabii daha önemli şeyler hatırlayıp bunu önemsemiyorsan başka. Anlaşıldı Başak Hanım. Bana hatırladığın her şeyi anlatıncaya kadar buradan gitmeyeceğim. Gerekirse burada saatlerce dikilebilirim. Hatta günlerce. Tamam. Dün gece oldu. Korkunç bir kabusla uyandım. Sonra her şeyi hatırladığımı fark ettim. Ve bunu bana söylemedin, öyle mi? Çünkü hatırladığım şeyler arasında anlatmaya değecek hiçbir şey yoktu. Koskoca hayatının bir içi olduğunu mu söylüyorsun bana? Yapma Başak. Hadi anlat bana. Kimsin sen? Yumurta büyüklüğünde bir tümör mü? Evet. Kronik yorgunluğunuzun, yani bu kadar uyuşmuş olmanızın nedeni bu. Bu yüzden mi Karadeniz seyahatini uyuyarak geçirdim? Kafa tabanı bölgesindeki bu tümör yüzünden beyin normal fonksiyonlarını yerine getiremiyor. Sıkıcı biri olduğum ya da gezmeye ilgi duyan biri olmadığım için değil yani. Hasta olduğunu nereden bilebilirdim ki Halis? Sen benim 40 yıllık hayat arkadaşımsın. En azından şüphelenebilirdin. Ama sen ne yaptın? Kafama kumanda fırlattın. Halis Bey, bu çok tehlikeli bir tümör. Ve ulaşılması çok zor bir yerde. Karar vermeden önce belki riskleri eşinizle tartışmak istersiniz. Risklerin karım için bir sorun olacağını sanmıyorum. O zaten beni çoktan gözden çıkarmıştı. Halis, lütfen. Hayatta yapayalnızım nasıl olsa. Canımdan başka kaybedecek bir şeyim yok. Bu ameliyatı olacağım. Peki Halis Bey. O zaman ameliyathanede görüşürüz. 8 yaşında bir çocuğu izleyici olarak ameliyathaneye sokamazsın. Ama Erdem çok korkuyor. Çünkü operasyon sırasında kendisine ne yapılacağını bilmiyor. Gerçek bir ameliyata tanık olması onun korkusunu yenmesini sağlayabilir. Bir çocuğa kanlı bir ameliyatı göstermek ne kadar doğru olur bilemiyorum. Ben de bunun bir işe yarayacağını hiç zannetmiyorum. Suat Bey, bir saat sonra torakoskopik akciğer ameliyatınız var. Erdem'in göreceği sadece 3 küçük kesik. Kan yok. Korkunç hiçbir şey yok. Çocuğu gerçekten ikna alacağına inanıyor musun? Onu ameliyathaneyi, aletleri, orada çalışan insanları, anestezi altında yaşayan birini göstereceğim. İğneyi koluna batırıp serum takmak onun için çok travmatik bir şeydi. Ama bu işin nasıl yapıldığını görünce korkusunu yendi. Bu kez de aynı şey olabilir. Nasılsınız Halis Bey? İnsanlar kafamdaki tümörü yumurtayla kıyaslarken mi? Bilmiyorum Duygu Hanım. Galiba pek iyi değilim. Karımla artık yolun sonuna geldik. Bence yanılıyorsunuz. Bu tümörden haberi yokken bile beni boşamayı düşünüyordu. Artık yüzüme bile bakmaz. Betül Hanım'a haksızlık etmeyin. Bence o sizin için çok endişeleniyor. Ya konu sadece benim uyuşukluğum değilse? Ya artık bana olan ilgisini kaybetmişse? Boşuna kaygılanıyorsunuz. Ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Ben kimdim biliyor musun? Karısını her fırsatta aldatan bir adamla iğrenç bir evliliği olan hamile bir kadındım.
geçmişim bu işte. Peki eşinin mesleği ne? Bir ressam. Nerede tanıştınız? Üniversitede tanıştık. Mezun olduktan bir yıl sonra da evlendik. Sonra? Ben İstanbul'a yerleşmek istedim. Ama o deniz kenarındaki bir kasabada yaşamamız için ısrar etti. Onun dediği mi oldu peki? Hem kasaba hem kocam çok sessizdi. Özellikle de kışın. Çok yalnızdım. Konuşacak tek bir arkadaşım bile yoktu. Kapana kısılmış gibi hissettim kendimi. O kadar bunalmıştım ki. Sen de çözümü kaçmakta mı buldun? Hayır. Yani bilmiyorum. Arkadaşlarımla olmaya, evliliğimiz hakkında düşünmeye ihtiyacım vardı. Bu yüzden İstanbul'a geldim. Peki onu aradın mı? Neden? Çünkü ben onu terk ettim. Yine de işini aramalısın. Eğer sen istemiyorsan ben onu arayabilirim. Sadece adını söyle. Senin adın ne? Hiç değilse onu söyle. Söylemeyeceğim. Bikoronal cilt insizyonunun ardından önce alın kemiğini, daha sonra da orbita ve zigomayı kaldıracağım. Bu tür operasyonlarda kemikten çok fazla kanama olması beklenir. Bonevax ve tamponların hazır olsun. Sakın yanımdan ayrılma. Peki Arslan Bey. Duygu, aspiratörü de diğer eline al. Tamam hocam. Hazırsanız başlıyorum. Çok komiksin. Göremiyorsun değil mi? İçeri girmek istemiyorum. Korkuyor musun? Saçlar arkaya. Hiç kan olmayacak, merak etme. Sadece ufacık 3 tane kesik. O kadar küçük ki zor göreceksin. Ameliyathaneye ilk girdiğimde ben de çok korkmuştum. Ama şunu bil ki orası bu dünyadaki en mucizevi yer. Sadece en iyi doktorlar bu kapıdan girebilir. İçeriye girdiğinde her yeri iyice incele. Bu odanın hayatın boyunca bulabileceğin en güvenli yer olduğunu unutma sakın. İçeriye girmeye hazır mısın? Hazırım. Tamam mı? Var sizin burada? Yolunu kaybetti herhalde. Affedersiniz. Hayır dur. Suratı olmayan adamı görmek istiyorum. Geri dön. Ameliyat izlemek istiyorum. Olmaz. Gördüklerini unut, tamam mı? Ne istersen yaparım. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi yürü. Hoş geldin Erdem. Merak ettiğin her şeye bakabilirsin. İstediğin kadar kalabilirsin. Ben öbür ameliyata gitmek istiyorum. Şşş, öbür ameliyat hakkında konuşmak yok. Ama burası çok sıkıcı. Öyle mi? Senin ameliyatın da çok sıkıcı olacak. Konuşmamaya kararlı mısın? Tamam, konuşma. Ama bil ki İstanbul Emniyeti haftalarda senin aileni bulmak için çabalıyor. Bir sürü insan senin için boş yere zaman harcıyor. Sen burada böyle sessizce otururken kaç kişi seni kayıp kızları, eşleri, kardeşleri sanıp umutlanıyorlar biliyor musun? Ahmet lütfen. Şu anda kaç kişi umutla seni arıyordu biliyor musun? Yeter. Elbette biliyorsun. Kaç tane akraban olduğunu, annenin babanın hayatta mı, ölüm olduğunu biliyorsun. Senden haftalardır haber alamadığı için her gününü ağlayarak geçiren bir kız kardeşin olup olmadığını da biliyorsun. Sus artık. Kocam beni aramadı, tamam mı? Beni bulmak isteseydi çoktan yapardı bunu. Ayrıca bu benim hayatım. Hayır. Sadece senin hayatın değil. Kızın ne olacak?
Eğer susmaya devam edersen... Gerçeği herkese ben söyleyeceğim. Geçmişimi hatırladığımdan başka ne söyleyebilirsin ki? Benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun. Adımı bile. Haklısın. Gerçekten de hakkında hiçbir şey bilmiyormuşum. Bunu çok geç anladım. Disektörü fazla çekme. Dikkat et çünkü önündeki internal karotis arter. Güzel. O düzlemde devam kal. Tamam hocam. Böyle ilginç bir ameliyatı kaçıramazdım. Ben de. Kusura bakma Levent. Dün gece seni tebrik etmeyi unuttum galiba. Eylül'le birbirinize çok yakışıyorsunuz. Dilerim mutlu olursunuz. Sahi nikah ne zaman? Arslan lütfen. Yanlış bir şey mi yaptım? Bipolar ve şerit pamuk lütfen. Tebrik ederim Levent Bey. Evleneceğinizi hiç düşünmemiştim. Size mutluluklar dilerim Levent Bey. Bu konuda konuşmak istemiyorum Fikret. Ben gidip ortalığı kolaçan edeyim. Çok özür dilerim Levent. Ben herkesin bildiğini sanıyordum. Ayça. Adım Ayça Candemir. Merhaba Ayça. Ne? Eylül'le mi evleniyor? Aynen öyle. Hastanemizde bayağı ilginç şeyler oluyor. Hayır, bence Levent delirdi sadece. Büyük ihtimalle. O kızı ilk gördüğümde gözüm tutmamıştı zaten. Niyeti Levent Bey'i kafeslemekti demek. Bu kadar kısa zamanda hem de. Hayret. Galiba Eylül'den ders almam gerekiyor bu konuda. Kesin aklından zoru var bu adamın ya. Erkekleri anlamak çok zor, hatta imkansız. Suat kesin biliyordu ve söylemedi. Bunun bir sır olduğunu bilseydim, asla söylemezdim. Kendinizi suçlamayın Arslan Bey. Nasıl olsa er ya da geç ortaya çıkacaktı. Neden gizleme gereği duydular ki? Mutlaka bir nedeni vardır. Bana yalan söyledin. Seni asla affetmeyeceğim. Zenan sakin ol ve lütfen beni dinle. Levent bana bunu sır olarak söyledi. Ya sana nasıl anlatmamı beklersin? Beklerim çünkü ben senin karınım. Saçmalama, ne ilgisi var? Sen olsan Ela'nın bir sırrını bana anlatır mıydın? İkisi çok farklı şeyler. Ne farkı var? Biri kız arkadaş, diğeri de Zenan lütfen yorum yapma, olur mu? Tek bir şey söyleyeceğim Levent. Nedense bunu yaptığına pişman olacağını hissediyorum. Bir an önce taburcu işlemlerine başlasam iyi olacak. Çünkü uzun bir süre ikinizin de yüzünü görmek istemiyorum. Zenan. Zenan. Of. Betül Hanım. Halis Bey ameliyattan çıktı. Şu anda yoğun bakımda. Çok zor bir operasyon geçirdi ama genel durumu şimdilik iyi. İşiniz iyileşecek, merak etmeyin. Beni asla affetmeyecek. Ben ona uyuşuk, sünepe diye hakaretler yağdırırken... kocam beyninde yıllardır onu yiyip bitiren bir tümörle dolaşıyormuş. Tamam.
ama bunu bilemezdiniz. Onun karısıyım. Bunu fark etmem gerekirdi. İnsanlar sevdiklerine bazen kötü davranırlar. Özellikle de anlaşılmadıklarını düşündüklerinde. Siz de sizin eşinizin sizi anlamadığını düşündünüz değil mi? İkiniz de gerçekten zor zamanlar geçirmişsiniz. Bu yüzden kocanızı suçlamış olabilirsiniz. Ama bu sizin kötü bir eş olduğunuzu göstermez. Siz sadece bir hata yaptınız. İyi ki o kumandayı kocanızın kafasına fırlatmışsınız. Eğer bunu yapmamış olsaydınız Halis Bey'in kafasındaki tümör fark edilmemiş olabilirdi. Aslında belki de siz onun hayatını kurtardınız. Duygu Hanım, Arslan Bey sizi çağırıyor. Gir. Beni çağırmışsınız. Gel otur. Böyle daha iyi, teşekkür ederim. Sana kariyerinle ilgili önemli bir kararımı açıklamak istiyorum. Nedir? Bundan sonra beni sen asist edeceksin. Ama zaten sizin bir asistanınız var Arslan Bey. Vardı ama artık yok. Kusura bakmayın Arslan Bey. Ama ayak işlerinizi yaparak iyi bir cerrah olabileceğimi hiç sanmıyorum. Sana ayak işlerimi yaptıracağımı nereden çıkardın? Ahmet'le aynı bölümde çalışıyoruz. Aynı odayı kullanıyor, aynı kafeteryaya gidiyoruz. Ayrıca arkadaşız. Demek bıyıklı, benim dedikodumu yapıyor. Onun bir şey anlatmasına gerek yok. Zaten her şey ortada. Bir asistan için fazla isyankarsın. Seninle işimiz var anlaşılan. Arslan Bey, benimle çalışmak istemeniz gurur verici gerçekten. Ama kabul edemeyeceğim. Özür dilerim. Bir dakika. Galiba yanlış anladın. Ben kararımı verdim. Sana asistanım olur musun demedim. Bundan sonra asistanımsın dedim. Ama Arslan Bey... Şimdi hemen git, hastaları kendini tanıt. Levent Bey. Ben bundan sonra Arslan Bey'i asiste edeceğim. Aslında bu benim tercihim değildi. Kendisi öyle olmasını istedi. Ben sizi yakalamaz mıyım? Kuralları biliyorsun Duygu. Yapabileceğim bir şey yok ki. Benim ameliyatlarıma yine girebilirsin. Bence iyi tarafından bak. Arslan alanının en iyi cerrahlarından. Eğer plastik cerrahiye ilgin varsa bence bu çok iyi bir fırsat. Ondan çok şey öğrenebilirsin. Biliyorum ama yine de plastik cerrahi istiyor muyum emin değilim. Denemeden bilemezsin. Hem başka branşlarda çalışmak ufkunu da açar. Ben de senin gibi bir sürü şeyi deneyip sonra beyin ve sinir cerrahisine karar vermiştim. Arslan sana bu şansı verdiği için sevinmelisin. Sağ ol hocam. Küçükler geldi mi? Evet, hepsini getirdim. Emici nerede? İşte şurada. Dokunabilir miyim? Bir kere dokunmak istiyorum. Önce buraya yat. Neşteri tutabilir miyim? Hareketsiz yatman gerekiyor. Her şeyi görmek istiyorum. Bunu gördün mü? Evet. Bu bir video kamera. Operasyonun her anını kaydedecek. Ameliyattan çıkınca izleyebilirsin. Hemen kayda başla o zaman. Ameliyattan sonra görüşürüz. Arkadaşlarla anestezi bara gidiyoruz. Gelecek misin? Olabilir. Canım çok sıkkın. Arslan Bey değil mi? Duygucuğum hazırlıklı ol. Daha canın çok sıkılacak. Çıkıyor musunuz? Evet sonunda. Güney ameliyatta değil mi? Ya evet. Ya çocuğu ameliyata nasıl ikna etmiş biliyor musun? Biliyorum. Çok enteresan biri. Hasta çocuk iğne olmak istemeyince ikna etmek için kendi koluna serum iğnesi taktırmış. O iğneyi ona ben taktım. Adamın kendi yöntemleri var tabii. Sanki havada bir kıskançlık kokusu alır gibiyim. Yok canım. Ne kıskanacağım canım daha çayla koy.
ama hiç de çaylakmış gibi davranmıyor. Ben hariç hepinizin pabucunu dama atabilir. Açıkçası ben Ceyra'yı da iddialıyım. Ben kimseyi kendime rakip olarak görmüyorum. Hı hı. Ben gidip ameliyatı izleyeceğim. Ahmet, ben düşündüm de gelmeyeceğim galiba. Sen bekleme beni, git istersen. Yemezler. Ameliyatı izlemeye gideceksin değil mi? Ben de geliyorum. Hadi o zaman. Yarın için konuşamadık, ondan aradım seni. Tamam, konuşalım. Neyin var Levent? İyi görünmüyorsun. Ya hiç sorma. Çok can sıkıcı şeyler oldu. Evleneceğimizi hastanedeki herkes biliyor. Biliyorlar mı? Nasıl öğrenmişler ki? Arslan sağ olsun. Ameliyathanede beni tebrik etti. Çok özlüyorum biliyor musun? Ben de seni hep rüyamda görüyorum. Canım benim. Merak etme. Birkaç gün sonra yeni bir mahkeme olacak. Ondan sonra ikimiz hep birlikte olacağız. Sağ ol Şahika. Sen de beni yalnız bırakmadın. Tabii ki yanında olacağım. Merhaba. Nasılsın güzel kız? İyiyim. Ya kusura bakma. Ben öylesine imza atacağız diye üstüme başıma pek özen göstermedim. Önemli değil. Nikah memuru da burada bizi bekliyor. Suat aradı. Şimdi geliyor. Hı hı. Hazırsanız sizi alabiliriz. Buyurun. Tamam. Levent. Hah. Merhaba. Hoş geldin. Seninle biraz konuşabilir miyiz? Ben hemen dönerim. Tamam. Hadi gel. Ne oldu Suat? Bak Levent, bu evlilik işini fazla hafife alıyorsun. Ben sonra pişman olmandan korkuyorum. Vazgeçebilirsin, hala vaktin var. O çocuğa ve annesine umut verdim. Nasıl vazgeçerim ki? Peki başka bir formül yok mu bu işin? Maalesef yok. Ya artık bunları konuşmak istemiyorum. Şahitlik yapmak istemiyorsan gidebilirsin. Ben şuradaki görevlilerden birinden rica ederim, sorun değil. Buyurun. Levent. Hı? Yeni öğrendim. Sen de bilmek istersin. Ela. Ela dönüyor Levent. Hoş geldiniz. Bugün burada Eylül Hanım'la Levent Bey'in nikah töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hayatınızı birleştirmek isteğiyle belediyemize başvurdunuz. Yapılan incelemede evliliğiniz önünde bir engel olmadığı anlaşılmıştır. Siz Sayın Eylül Soner, şahitler huzurunda Levent Atahanlı Bey'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet.
Siz Sayın Levent Atağan, Sayın Eylül Soner'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Teşekkür ettim her şey adına. Gidiyorum, gidiyorum ama bitmiyorum. Haksızlığı da koydum babama, yalnızlığı da aldım yanıma. Teşekkür ettim her şey adına. Gidiyorum, gidiyorum ama etmiyorum. Eyvallah. Haksızlığı da koydum babana, yalnızlığı da aldım yanıma. Teşekkür ettim her şey adına. Gidiyorum, gidiyorum ama etmiyorum. Eyvallah.